Herkese selamlar kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bahsedeceğim konu özellikle yoğun bir şekilde Twitch yayınları yapanların acaba bir YouTube kanalı da açsam, Twitch'te yayınladığım oyunların kesitlerini orada paylaşsam veya part part bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 olarak YouTube kanalımda bunları yayınlasam ne kadar güzel olur diye bir düşüncesi olduğunu duyar gibiyim. Şimdi bununla alakalı Twitch'in mükemmel bir özelliğini keşfettim bugün. Tamamen şans eseri keşfettim ve gerçekten muazzam bir özellik. Ne bir download yapıyorsunuz, ne bir upload yapıyorsunuz. Sadece Twitch video kitinden bir vurgu alıp direkt olarak YouTube'unuza aktarıyorsunuz. Şimdi bu videomda tamamen bu işlemi nasıl yapabilirsiniz, YouTube kanalınızı nasıl düzenleyebilirsiniz, hiçbir montaj programına gerek kalmadan hiçbir download, hiçbir upload yapmadan. Bunun özellikle altını çiziyorum. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum. Hızlıca videoya geçiyoruz. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minnak bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet öncelikle yapmamız gereken şey Twitch yayıncı panelimize giriş sağlıyoruz. Twitch yayıncı panelimizin sol tarafında gördüğünüz gibi içerik bölümü var. Bu içerik bölümünün altında bulunan video yapım kitine giriş sağlıyoruz. Video yapım kitine giriş salladıktan sonra gördüğünüz gibi burada tüm videolar bölümü var. Ben buradan geçmiş yayını seçiyorum. Geçmiş yayını seçtiğimde gördüğünüz gibi benim geçmiş yayınlarımı buraya çıkarttı. En son yaptığım yayını açıyorum. Şimdi burada önemli olan nokta biz bu yayının içerisinden bir bölümü alıp YouTube kanalımıza atacağımız için hemen üst tarafta bulunan vurgu kısmına tıklıyoruz. Vurgu kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi karşımıza premier gibi bir timeline olan bir bölüm geliyor. Burada yapmamız gereken şey bu yayın içerisinden almak istediğimiz kesite şu görmüş olduğunuz mor çubuğu ilerletiyoruz. Mesela ben şu bölümü almak istiyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. İsterseniz 1 saatlik de kesit alabilirsiniz. 15 saniyelik de kesit alabilirsiniz. Ne kadar kesit almak istediğinizin bir sınırı yok. Ben bu mor şeritten videoyu kesmek istediğim için moru kesmek istediğim yere getiriyorum. Sonrasında Sağ tarafta bulunan bölümü video zamanında başlatıp tıkladığımda gördüğünüz gibi sarı çizgi mor çizgiye kadar geldi. Sonra ben birazcık ileri alıyorum. Video için kısa bir bölüm alacağım. Bunun sebebi de videoyu ne kadar uzun yaparsanız kırpıp biçip YouTube'unuza aktarması o kadar uzun sürüyor. 1 dakikalık 2 dakikalık bir bölüm alıyorum. Videoda da bitireceğim yeri istersen bitireceğim yere geldiğimde şuradaki sarı çizgiden çekip oraya getirebilirim. Ya da mor çubuğumuzu buraya getiriyorum. Mor çubuğumuzu buraya getirdikten sonra sağ tarafta bölümü video zamanında sonlandıra tıklıyoruz ve otomatik olarak oraya kesiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra vurgu kısmı bizim videomuzun başlığı olarak varsayabilirsiniz. Buraya ben Assetto Corsa S2000 yazıyorum. Sonrasında da oyun kategorisine de Assetto Corsa'yı seçiyorum ve vurguları yayınla diyorum. Vurguları yayınla dediğimiz zaman bizim gördüğünüz gibi video içerik yöneticisine bu videoyu ayırıyor bizler için. Bu işlem videonuzun uzunluğuna göre 5 dakikada sürebilir, 2 saat de sürebilir. Tamamen video uzunluğunuzla bağlı olan bir şey. Ama burada şunu unutmayın ki ne bir download yapıyorsunuz, ne bir upload yapıyorsunuz, ne de bir montaj programına ihtiyacınız var. Başka hiçbir şeye gerek yok. Vurgumuz işlenirken ben size YouTube kanalınızı bağlamayı göstereceğim. Hemen sağ üst taraftaki profil fotoğrafınıza tıklıyorsunuz. Sonrasında bu buradan hesap ayarları bölümüne geliyorsunuz. Bu hesap ayarları bölümünde gördüğünüz gibi bağlantılar var. Bağlantılara gelip videolarınızı yayınlamak istediğiniz YouTube kanalınızla burada bağlantı yapıyorsunuz. Yapmanız gereken şey sadece bu kadar. Vurgunun işlenmesini bekliyoruz. Vurgu işlendikten sonra kayda devam edeceğim. Evet vurgumuz işlendi. Yaklaşık 2,5-3 dakika kadar sürdüğünü sizlere söyleyebilirim. Vurgumuz işlendikten sonra yapmamız gereken tek şey Vurgumuzun sonundaki gördüğünüz üç çizgiye tıklıyoruz ve sadece dışa aktar diyoruz. Dışa aktar dediğimizde gördüğünüz gibi YouTube aktar çıkıyor. Burada YouTube'da yayınlanacak olan başlığı yazıyorsunuz. Ben başlığı değiştirmiyorum. Sadece Assetto Corsa S2000 olarak bırakıyorum. Açıklama kısmına videonun açıklamasını yazıyorsunuz. Etiketlere de etiketleri yazabilirsiniz. İstediğiniz etiketleri de buradan yazabilirsiniz. Bunun haricinde de genel mi, özel mi diye seçebiliyorsunuz. Özel'i seçerseniz eğer gizli olarak yüklüyor. Genel olarak yüklerseniz de herkese açık olarak yüklüyor. Ben burada özel olarak yüklemenizi tavsiye ederim. Bunun en büyük sebebi videonuzu yükledikten sonra belki düzenlemek istediğiniz bazı özellikler, bazı notlar olabilir. Açıklamalarda, etiketlerde işte oynatma listesi ekleyebilirsiniz, sağa sola baloncuk ekleyebilirsiniz vesaire. Bu nedenle dolayı özel olarak aktarmanızı tavsiye ederim. Bunu seçtikten sonra sadece ve sadece dışa aktarımı başlat diyorum. Sonrasında YouTube stüdyoma geliyorum ve sayfayı bir kez yeniliyorum ve aşağı doğru indiğimde gördüğünüz gibi işlenme yüzdesi yani hiçbir şekilde gördüğünüz gibi şu satır hiçbir şekilde upload veya download olmadı direkt olarak işlenmeye geçti. İşlenmesi bittikten sonra videonuzun açıklama, etiket falan gibi süslemelerini yaptıktan sonra direkt olarak buradan herkese açık konuma getirip yayınlayabilirsiniz. Bu mükemmel ve sizin hayatınızı kurtaracak videomun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.